Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı terbiye. Meta yektevhel hac. Hutta bab-ı terbiyetu meta yektevhel hac. İkisi de caiz. Terbiyetu bab. Bu bab cümleye müzak olursa terbiyetu terbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Meta yektevha ve ne vakitte keser el hac. Hac niyet eden adam. İzafetle okunursa bab-ı terbiyeti, bu bab terbiyenin babıdır. Öyle terbiye ki meta yektevha, onu ne vakitte keser el haccu, hacca niyet eden. Bunu beyan buyuracak. Haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle, haddesena Yezid ibn-i Harun kâle, akberena Abdülaziz ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Seleme. Arada bir Muhammed ibn-i Muhammed ve ibn kelimesi ziyade. Abdullah ibn-i Abdülaziz ibn-i Abdullah ibn-i Ebi Seleme rivayet ediyor. Huve kimdir? El-Macişûn, işte meşhur El-Macişûn dedikleri zat budur. En Ömer ibn-i Hüseyin, en Abdillah ibn-i Ebi Seleme, en Abdillah ibn-i Abdillah ibn-i Ömer, en Abdillah ibn-i Ömer radıyallahu anhuma. Ennehu kâle, Abdullah ibn-i Ömer buyurdular ki, künnâ mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle beraber idik, sebihete arefe, arefe gününün sabahı. Feminna, yani Mine'den Arafat'a çıkarken sabahleyin, beraber idik. Feminna bizden oldu el mühillu la ilahe illallah okuyanlar oldu. Ve minha bizden oldu el mükebbirun. El mükebbiru tekbir getiren. Allahu ekber, Allahu ekber. Böyle diyenler oldu. Kimisi tehrir, kimisi tekbir getiriyordu. Fe emma nahnu. Ama Abdullah ibn Ömer buyuruyor ki biz fekünna nükebbiru. Biz tekbir getiriyorduk. Ve nahnu mea Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de Peygamber Efendimizle beraber idik. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Arafat'a gittik. Âl-i Abdullah ibn Ömer dedi ki, فَقُلْتُ لَهُ Abdullah ibn Ömer'e ondan rivayet eden, o kendi oğlu Abdullah diyor ki, فَقُلْتُ لَهُ ben ona dedim ki, اَلْعَجَبُ لَكُمْ acep sizin için ki, كَيْفَ nasıl لِمَ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ nasıl لَمْ تَسْأَلُوهُ bunu sormadınız. Neyi? Ma'ul bir şeyi ki, قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ وَعَلَىٰهِ قَالَ Abdullah ibn-i Selam, Allah-u Alem, ona raci o diyor ki فَقُلْتُ لَهُ ben Abdullah ibn-i Abdullah'a dedim ki اَلْعَجَبِ لَكُمْ size teaccüb edilir كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوا onun için Abdullah ibn-i Ömer'e sormadınız ki مَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ وَعَلَىٰهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ne yapıyordu ki zalike? Bu vakitte bazınız tehlil, bazınız tekbir okuyordunuz. Ya Resulullah Efendimiz hangisini okuyordu? Bunun için sual etmediniz. Buna ben teaccüb ederim dedi. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus kâle ahberena Ebu Maviyete Dariri en Hişam ibn Urve en Ebihi en Hüsamet ibn Zeyd'in ennehu kâl. Hazreti Hüsamet ibn Zeyd dediler ki kün turid ve Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in binmiş olduğu devenin arka tarafında oturuyordum. Aşiyyete Arafa, Arafa'nın gecesi Arafa'dan inilirken. فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ Tekbir ve tehlil üzerine bir şey ziyade etmezdi. لَا اِلَهَا اِلَّا اللّٰهِ dedi. Bir de Allahu Ekber dedi. وَكَانَ اِذَا وَجَدَ fecbeten bir aralık buldini nesse devesini ileri sürerdi. Eğer develer hep beraberse yavaş yavaş sürürdü. Yok bir aralık bulursa devesini ileri süratlendirirdi. Haddesena Yunus kâle ahberen ebni vehbin enne maliken haddesehu en Muhammed ibn Ebi Bekri s-Sakati'yi ennehu se'ala Enes ibn Malik radıyallahu anh Muhammed ibn Ebi Bekri s-Sakati Enes ibn Malik'e sordu ve huma gâdiyâni ila Arafa Muhammed ibn Sakati ile Enes ibn Malik ile Arafa'ya gidiyordular. Sordu ki keyfe kuntum tesnaune siz ne yapardınız, nasıl işlerdiniz fi hazel yevm bu güne yani Mine'den Arafat'a çıkarken mea Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber çıkarken ne yapardınız? Kale Hazreti Enes buyurdular ki kâni yuhillül mühillü minna bizden tehlil okuyan tehlil okurdu. Fela yünker aleyhi ana inkar olunmazdı ki niye tehlil okuyorsun? Ve yükebbiru mükebbiru felayünkeru aleyhi. Bazıları da tekbir okurdular. Kimse onu da inkar etmezdi.
İsteyen tehlil okurdu, isteyen tekbir okurdu. Böyle buyurdu. حدثنا ربح بن الفرس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي سديك ابن أبي سديك محمد بن إسماعيل اسمه بساطر قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن أبيه ورد عن أبيه نقصا عن أبيه قال أدركت أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك بن يتشتم ونحن غاديان من منى biz Mine'den iniyorduk ila Arafat'a ila Arafat Mine'den Arafat'a gidiyorduk. Fakultu lehu ben ona dedim ki keyfe kunnum tesna'unu fi hadil gadati. Siz bu günü nasıl yapardınız Mine'den giderken? Nasıl yapardınız? Şimdi yukarıki rivayet babası Muhammed rivayet ediyor. O Enes bin Malik. Burada da hayır Muhammed değil de oğlu Abdullah Enes bin Malik'e gidiyor. Yani ravilerden fark var. فقال سأخبرك هزت أنس بك بن سنخ بزرين كنت في ركب ذنب الجماعة شنبيد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة المزة وجماعة شنبيد فكان يهل المهل فلا ينكر عليه bir adam tehlil getirir la ilahe illallah dedi kimse inkar eylemezdi ve yukebbiru mukebbir bazısı da tekbir getirirdi fela yunkar aleyh ona da inkar olunmazdı böyle yapma denilmezdi وَلَسْتُ أَفْتُسَبِّتُ ben tesbit eder olmadım. مَا فَعَلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهِ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ ذَٰلِكِ Peygamber Efendimiz bu zikirlerden hangisini okurdu bunu tesbit edemedim. Onu bilemedim yani bu yüzden. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِي اِبْنُ لَهِعَ اَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْاِحْلَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ Cabir ibn Abdullah'a sordum. Arafa günü tehlil getirmeden. فَقَالَ كُنَّا نُهِلُّ Biz tehlil getirirdik. La ilahe illallah derdik. مَا دُونَ عَرَفَ Arafa'ya varmazdan evvel. وَنُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَ Fakat Arafa'ya vardık mı o günü de tekbir getirirdik. قَالَ أَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Sahabi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular ki لَا أَنَّ الْحَاجَّ Hac niyet eden kimse La yulebbi lebbeyk okumaz. De Arafat'a Arafat'ta lebbeyk okumaz. Ve ihtelefu fi kat'ihi o hacının kesmesinde ihtilaf edildiler. Neylik terbiyeti lebbeyk Allahümme lebbeyk okumasının kesilmesinde ihtilaf edildiler. Meta yembeğa en yikun. Ne vakit olması layıktır. Ne vakitte lebbeyk kesmesi lazımdır. Bunda ihtilaf edildiler. فقال قوم bir cemaat dedi ki حين يتوجه إلى عرفات Arafat'a teveccühe başladı mı Mine'den yevmü terbiye günü Arafat günü yevmü terbiyeyi şeyde geçiriyor Mine'de Arafat günü sabahleyin Mine'den Arafat'a harekete başladı mı keserdi bu vakitte daha lebbeyk yok tehlil-i tekbir okurdu وقال قوم bir cemaat dediler ki حين يكتب عرفات Arafat'a kadar gene lebbeyk okunurdu Arafat'a vardı mı lebbeyk kesilirdi. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذِهِ الْاَثَارِ Bu eserlerle ihticat eylediler ki işte biz Arafat'a çıkarken Enes ibn Malik'ten ve Abdullah ibn Cafer'den rivayet ediliyor ve Cabir ibn Abdullah'dan tekbir okunurdu, tehlil okunurdu, lebbeyk rivayeti gelmiyor. Öyleyse demek ki Arafat'a teveccüh etti mi lebbeyk'i okumayacak bu rivayetlerden bu anlaşıldı. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları bunlara muhalefet eylediler. Fakat dediler ki بَلْ يُلَبِّ الْحَالِ Belki hacı olan kimse terbiye okur. Hatta yermiye cemretel akada. Cemretel akada'ya taş atıncaya kadar. Arafat'ta okur. Arafat'tan inerken lebbeyk-i Müzdelife'de okur. Yolda okur. Ve Mine'ye geldi mi yine lebbeyk okur. Ta cemretel akada'ya gelip de taş atmaya başladı mı lebbeyk'i keser. Bu vakıda kadar lebbeyk okunması caizdir. Ve kalu dediler ki la hücce lekum fi hadihi lasar bu evvel keserlerde sizin hüccetiniz yoktur. Yani Arafat'a giderken lebbeyk okumaz diyenlere diyor ki sizin deliliniz yoktur. Fi hadihi lasar bu rivayet etmiş olduğunuz hadislerde elleti öyle eserler ki ehteceştüm biha aleyna. Bu eserlerle bizim aleyhimize hüccet getirdiniz. Onlar da sizin için delil yoktur. لأن المذكور فيها باسر لذكر ذلك أن بعضهم
hacıların bazıları kâne yükebbir. Tekbir getiriyordu. Ve ba'dahum kâne yuhil. Bazıları da la ilahe illallah okuyordu. La yemne'u bu mani olmaz. Bunların tekbir-ü tehlil okumaları en yekûnû fe'alû tâlike. Bunu işlemeleri mani olmaz. Ve lehum. Onlar için caizdir ki en yile bu tebliğ ederler. Yani Allahu Ekber yahut da La İlahe İllallah okumaları lebbeyk getirmelerine mani değildir. Feindel hacca hacı olan bir adam imâ kable yevme arafa arafa gününden evvel lehu en yükebbire tekbir ona lehu onun için caizdir en yükebbire tekbir getire ve lehu gene onun için caizdir en yühille La İlahe İllallah okuyar. Ve lehu yine onun için caizdir. En gülebbiye lebbeyke Allahümme lebbeyk okuya. Arafat'tan evvel bunların hepsini yapmak buna caizdir. Felem yekün tekbiruhu ve tehliluhu. Onun tekbiri tehlil okuması olmadı. Yemne'anihi o adama mani olur olmadı. Minet telbiyeti telbiyeden mani olur olmadı. Men etmezdiler. Onu da okusun, onu da okusun, lebbeyke de okusun. فَكَذَٰلِكَ مَا زِكَرْتُمُوهُ Sizin zikrettiğinizde böylecedir. مِنْ تَحْلِيدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَكْبِيرِهِ يَوْمَ عَرَفَ Arefe günü Resulullah Efendimiz tehlil okudu, tekbir okudu diye zikrediyorsunuz. Bu da böylecedir. لَا يَمْنَعُ ذَٰلِكَ Bu Resulullah Efendimiz'i men etmez mi? Terbiyeti lebbek okumasında men etmez. Lebbek de okur. Ve okuduğu onu da ispat edecek. Şimdi onu da zikrediyor. وَقَدْ جَاءَتَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَثَارُ مُتَوَاتِرَ Peygamber Efendimiz'den birçok hadis-i şerifler geldi. Neyle? بِتَلْبِيَتِهِ Peygamber Efendimiz'in lebbeyk okuduğunu ispat eder eserler geldi. بَعْدَ عَرَفَةَ Arafa'dan sonra اِلَا اَنْ رَمَا جَمْرَةَ الْاَكَبَةِ Cemretül Akabe'yi taşıyıncaya kadar lebbeyk okuduğuna dair birçok rivayetler geldi. Senin zalik işte bu rivayetler bu rivayetlerdendir. Maşhur bir rivayet ki haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Said ibn Süleyman. Kale haddesena Abbad ibn Avvar. En Muhammed ibn İshak. En Ebane ibn Salih. En Ebane ibn Salih. En İkrimete kale ve kaftu ma'al Hüseyin ibn Ali radıyallahu anhuma. İkrime diyor ki ben Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ile vakfe yaptım. Fekâne yulebbi lebbeyk okurdu. Hatta rema cemretel akabe. Cemretel akabeyi taşlayıncaya kadar lebbeyk okudu. Fakultu ben dedim ki ya Ebu Abdillah ma hâda. Ya Ebu Abdillah bu nedir? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın künyesi Ebu Abdillah. Ona soruyor ki bu okuduğun nedir? Yani bu lebbeyk niye okudun? Fakale Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyurdu ki kâne ebi yefalü zâliki. Babam Hazreti Ali kerramallahu veşe bu lebbeyki okurdu. Ve akhbereni bana da haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne yef'alü zâlike. O da lebbeyk okurdu. Kâle Ekrem'e diyor ki feracatü ile ibn Abbas'ın radıyallahu anh'a ben Abdullah ibn Abbas'a döndüm gittim. Fe akhbertuhu ben ona haber verdim. Hazreti Hüseyin taş atıncaya kadar lebbeyk okudu. Fekal Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a Abdullah ibn Abbas buyurdular ki sedeke. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh doğru oldu. Doğru söyledi. Ahberenil fadıl. Ahi benim kardeşim fadıl bana haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lebbâ telbiye okudu hattenteha ulaşıncaya kadar ileyha cemretül akabeye kadar. Kitapta uğraha yazılı fakat doğrusu ileyha hattenteha ileyha hatta cemretül akabeyi erişinceye kadar lebbeyk okudu. Ve kâne redîfehû. Fadıl da, Fadıl ibn Abbas da Peygamber Efendimiz'in redifiydi. Yani terkisinde binmişti devenin arka tarafına. Öyleyse Hazreti Hüseyin radıyallahu teâlâ anhu'nun haber verdi ki doğrudur diye Abdullah ibn Abbas da tesdik eyledi. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle, haddesena İshak ibn Mansur kâle, haddesena İsrail ve Nebi İshak ve Sa'id ibn Cübeyr. Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma anil fadl enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fadıl dedi ki lebbâ Peygamber Efendimiz lebbeyk okudu hatta ramâ cemretel akabe hatta cemretel akabe'yi atıncaya kadar.
حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل فضل بن عباس من روايته الذي عبد الله بن عباس قادش فضل من روايته diyor ki قال كنت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس diyor ki ben Peygamber Efendimiz'in terkisindeydim. فَسَكَرَ مِسْلَهُ Böylece hadis-i şerifi zikretti. Yani لِبَّيْكْ اُكُتُ تَا جَمْرَةُ الْاَكَبَيَا kadar. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَمْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنَ عِيسَحَا وَحَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَسْلٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةَ يَدِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz lebbeyk okudu. Hatta rama cemretel akabe. Hatta cemretel akabeyi atıncaya kadar. İşte yukarıdaki şey Abdullah bin Abbas bunu kardeşi Fatıl'dan rivayet ediyor. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa kâle akberena şerikün an Süveyrin an ebihi şerik Süveyr'den rivayet ediyor. Süveyr ismi tesgir sigasıyla İbni Ebi Fahite diye meşhur Ümmühani'nin kölesi an ebihi babasından babası da Sa'd ibni Ebi Elâke babası Sa'd ibni Ebi Elâke'den rivayet ediyor. Kale Sa'd dedi ki haccetü ma Abdillah ben Abdullah ibni Mesud'la haccettim. Felem yezel yulebbi telbiyede devam etti. Hatta rama cemretel akabe hatta cemretel akabeyi atıncaya kadar telbiyeye devam eyledi. Kale Sa'd ibn Ebi Elâke dedi ki velem yesme Abdullah ibn Abbas işitmedi. Abdullah ibn Mesud işitmedi. Ennase nasi işitmedi. Ne oldukları halde işitmedi. Yülebbune telbiye okur olduklarını işitmedi. Onların lebbeyk demelerini işitmedi. Aşiyyete Arafete Arafa'nın gecesi. Fekale buyurdular ki ya eyyühennas ey cemaat enesitum unuttunuz mu? Vellezî nefsî biyedihî nefsim yedi kudretinde olan Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki lekad raîtu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i ben gördüm. Yülebbî lebbeyk okur olduğunu gördüm. Hatta remâ cemretel akabe cemretel akabeyi taşlayıncaya kadar lebbeyk okuduğunu ben gördüm diye cemaati ikaz buyurdu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر السهراني قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثت مع عبد الله عبد الرحمن بن يزيد diyor ki ben Abdullah ibn Mesud'la hac ettim. فلما أفاض إلى جمع وقتك مزدلفه indi. جعل يلبي لبيك okumaya başladı. فَقَالَ رَجُلٌ bir adam dedi ki Arabiyim bu adam Arabi, cahil, bilmiyor. Arabi yani cahil bir adam. Sünnet-i Seniyye'yi bilmiyor diye itiraz etti Abdullah bin Mesud'un. Abdullah bin Mesud'un şekli bedevilere benzerdi. Böyle dedi. فَقَالَ Abdullah, Abdullah bin Mesud buyurdular ki اَنَسِيَ النَّاسُ اَنْفَلُّ Nas unuttular mı yoksa dalalete mi gittiler? Ya unuttular ya kasten terk ediyorlar. Unuttularsa başka, fakat kesten terk ettilerse delalete gittiler. Resul-i Ekrem'in sünnetinden ayrıldılar. Buyurdu, sünnele basur Abdullah bin Mesud dedi, okudu, hatta rama cemretel akabe. Cemretel akabeyi taşlayıncaya kadar dedi, okudu. Diğer bir hadis-i şerif daha getiriyor. Abdullah bin Mesud'dan. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ahmed ibn Hümeyd el-Kufiyyü. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحارث حارث بن أبي زباب كتابته زهاب يسدي لا زهاب تي زباب حارث بن أبي زباب حارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي زباب كم كنيسبه عن مجاهد المجاهد ده رواية ديور عن عبد الله بن صخبرة عبد الله بن صخبرة ده رواية ديور قال عبد الله بن صخبرة dedi ki لبى عبد الله بن مسعود لَبَّيْكْ اُقُدِي وَهُمْ تَوَجُّهُنْ اِلَى عَرَفَاتٍ O Arafat'a teveccüh ederken, Arafat'a giderken لَبَّيْكْ اُقُدِي فَقَالَ اُنَاسٌ
bir takım cemaat dediler ki men hazel Arabi, bu bedevi kim? Bu da gelmiş bu vakitte lebbeyk okuyor. Dediğim gibi Abdullah bin Mesud'un şekli bedevi şeklindeydi. Kılık kıyafeti o şekildeydi. Onu görenler bedevi zannederdi. Feltefete ileyye Abdullah. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Sakhre'ye iltifat ediyor. Fekale diyor, bana iltifat etti de buyurdu ki اَضَلَّ النَّاسِ نَاسِ دَلَالَةَ مِ جِدِّي اَمْنَسُوا يَخُدْ اُنُتْتُلَرْ مِ وَاللّٰهِ مَا زَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُلَبِّ Ben Allah'a yemin ederim ki Peygamber Efendimiz terbiyesine devam etti. Hatta رَمَلْ جَمْرَةَ جَمْرَيْ عَقَبَيْ تَشْقَيْنْكَيَ قَدَرْ اِلَّا اَنْ يَخْلِتَ ذَٰلِكَ بِتَهْلِيلِنَ وَتَكْفِيرِ O leddeyke devam etti fakat arada tehlili tekbiri de karıştırırdı. Yani yalnız leddeyke okumazdı. Bazen lebbeyk okurdu, bazen la ilahe illallah okurdu, bazen Allah-u Ekber okurdu. Bu rivayet de yine Abdullah ibn Mesud'dan geldi. Yine bir rivayet daha. Haddesena Revh ibn al-Ferac, kâle haddesena Ebu Mus'ab, kâle haddesena Deraverdi'yi. Deraverdi'nin asıl ismi Abdülaziz ibn Muhammed. En el-Haris ibn Ebi Zubab, en Mücahid el-Mekki, en ibn Sahbara. قال غدوت مع عبد المسعود عبد الله بن مسعود بن جثم صباحين غداة جمع مزدلفة gününün sabahı وهو يلبي وتتلبية ذلك yani Arafat'tan Müzdelife'ye inmişler. Müzdelife'den de sabahleyin Mine'ye gidecekler. O Abdullah bin Mesud lebbeyk okudu. Fekale bin Mesud Abdullah bin Mesud radıyallahu anh buyurdular ki اَضَلَّ النَّاسُ اَمْنَسُوا Nas dalalete mi gitti? Yahut da unuttular mı? Eşhedü ben şehadet ederim. Lekünnâ mâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimizle beraber idik. Felebbâ telbiye okudu. Hatta ramâ cemretel akabe. Cemretel akabeyi atıncaya kadar lebbeyk okudu. Diye yeminle tehdit ediyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود ونحن بجمع عبد الرحمن بن يزيد diyor ki عبد الله بن مسعود buyurdular biz de Müzdelife'deydik. عبد الله بن مسعود ne buyurdular? Buyurmuşlar ki semi'tu bel işittim الذي شل بشخصك Münzilet aleyhi anın üzerine inzal buyuruldu Suret-ül Bakara. Suret-ül Bakara kendisine inzal buyurulan yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i işittin. Yülebbi fi hazel mekan bu mekanda telbiye ederdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk yok. Yani nida ederdi yani bu lebbeyk Allahümme lebbeyk'i okurdu. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Hüseyin ibn Abdil Evvel el-Ahval. قال حدثنا يحيى بن آدم فقال دمشقيل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين ثم ذكر مثله بإسناده أين حديث شريف إمام الطحاوي ابن أبي داود تركي لدي رواية لدي حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا باس بن الشريف قال حدثنا أبي ذهب فبص الشريف رواية لدي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس buyurdular ki كان أسامة بن زيد ردف النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Üsame Peygamber Efendimizin tepkisinde idi min Arafat'a ile Müzdelife'ye ile Müzdelife'ye Arafat'a Müzdelife'ye Resulullah Efendimiz inerken tepkisinde de Üsame bin Zeyd var idi. ثم أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما ورد أسامة بن زيد في عنبرة انزلت مزدلفة inerken de Arafat'a فضل بن عباسي تركسين aldı من مزدلفة إلى منى مزدلفة منى'ye kadar فكلاهما قال gerek أسامة بن زيد gerekse فضل بن عباس her ikisi de dediler ki لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار الفنز زائل olmadı. Daim oldu. Yüledi, terbiyede daim oldu. Hatta rama cemret el-akabe. Hatta cemret el-akabeyi atıncaya kadar terbiyeye devam eyledi. Böyle rivayet eylediler.
Fakat caet hadihi l-atar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu eserler geldiler. Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kâne yüleddi. O telbiye ederdi. Hatta rama cemretel akabe. Hatta cemretel akabeyi atıncaya kadar telbiye ederdi. Ve sahha mezi'uha. Bu hadislerin gelmesi de sahih oldu. Sahih rivayetlerle geldiler. Ve lem yuhalifha. Bunlar muhalif olmadı. Endena bizim indimizde bunlara muhalif olmadı. Ma kaddennahu. Tekdim eylediğimiz hadislerde bunlara muhalif değildir. Nerede tekdim eyledik ki? Evveli hazel bab. Bu babın evvelinde. Ne için muhalif olmadıydı? Ma kad şerahna ve beyyenna. Bizim şerh ettiğimiz ve beyan ettiğimiz şey için ki birbirine muhalif değildir. Yani Peygamber Efendimiz tekbir okudu, tehlil de okudu, lebbeyk de okudu. Karışık okudu, hepsini okudu. Ve hadel fadlu ibn Abbas radıyallahu anhuma. İşte Hazreti Abbas'ın mehtumun mükerremleri Hazreti Fadıl. Fakat kâne radife Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in terkisinde idi. Hîle tes'a min Arafat'a, Arafat'dan indiği vakıtta. Fakat ra'a Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördü bi Arafat'a, Arafat'a. Yüleddi, telbiye ederdi hîne izin Arafat'a. Ve ba'de zâlik Arafat'dan sonra da, Arafat'dan sonra da evvelde ikisini de gördü telbiye ettiğini Fadlı bin Abbas rivayet eyledi. وَكَدْ زَكَرْنَا اُسَامَةَ هَزْرَةِ اُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْسَنْ de zikreyledik. اَنَّهُ قَالَ buyurdular ki كُنْتُ رَد۪يفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَرَفَ Arafa'da Peygamber Efendimiz'in redifiydim, terkisindeydim. فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ Tehlil-i tekbir üzerine ziyade etmezdi dedi. فَدَلَّتْ تَلْبِيَتُهُ بِعَرَفَةَ Arafa'da Peygamber Efendimiz'in telbiye getirdiği de delalet eyledi ki اَنَّهُ قَدْ كَانَ Oldu. لَهُ اَنْ يُلَبِّيَ اَيْذَا Peygamber Efendimiz için oldu ki اَنْ يُلَبِّيَ اَيْذَا بِعَرَفَ Arafa'da telbiye edip tehlil-i tekbir ettiği gibi telbiye ettiği de oldu. Bu rivayetlerden bu anlaşıldı. وَاَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ تَكْبِيرُهُ وَتَهْلِيلُهُ بِعَرَفَ Peygamber Efendimiz'in Arafa'da tekbir-ü tehlil-i oldu ki مَا كَانَ لَهُ قَبْلَهَا Ondan evvel olduğu gibi Arafa'ya çıkmasın evvel tekbir-ü tehlil okuduğu gibi Arafa'da da tekbir-ü tehlil okudu. لَا اَنْ يَجْعَلَ مَكَانَ التَّلْبِيَةِ تَهْلِيلًا وَتَكْبِيرًا Yoksa telbiyenin yerine tehlil-ü tekbir koydu, getirdi böyle olmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz Arafa'da çıkmasın evvel lebbeyk okurdu, tehlil okurdu, tekbir okurdu. Arafat'a çıktıktan sonra da yine böyle yaptı. Yoksa telbiyeyi terk etti de tehlil-i tekbirle iktifa etti. Böyle olmadı. Çünkü Arafat'ta da telbiyeti bir sabit oldu. Ela tura sen bilmez misin? İlâ kavli bakmaz mısın? İlâ kavli Abdillah fi hadisi Mücahid. Mücahid'in rivayet etmiş olduğu Abdullah ibn-i Mesud'un kavline ki Lebbâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lebbeyk okudu hatta rama cemretel akabe. Cemretel akabeyi taşlayıncaya kadar lebbeyk okudu. İlla ennehu rubbama kâne kallet. Peygamber Efendimiz bazen karıştırırdı. Zalike bu lebbeyke bi tekbirin ve tehlilin. Tekbir-i tehlilde karıştırırdı. Lebbeyk okudu arada da bir tekbir getirirdi, tehlil getirirdi. Ve akber Abdullah, Abdullah haber verdi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz قَدْ كَانَ يُخَلِّصُ التَّكْبِيرَ بِالتَّهْلِيلِ Tekbiri tehlille taklit ederdi. Yani lebbeyk arasında tekbir getirirdi, tehlil getirirdi. وَكَانَ التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرِ Peygamber Efendimiz'in tehlil-i tekbir olması, getirmesi لَا يَدُلَّانِ زَلَالَةِ اِتْمَسْكَ لَا اَنْ لَا تَلْبِيَةَ فِي وَقْتِهَا Vaktında telbiye yok. Telbiyenin vakti olduğu halde telbiye yok. Buna delalet etmez. Ve telbiyeti fi zâlikel vakt, o vakitte telbiye etmek de tedüllü delalet eder ki alâ enne zâlikel vakt, o vakit yani Arafat ve Arafat'tan ta cemretüle kadar taşıyıncaya kadar bu vakit kâne vakta telbiyeti Peygamber Efendimiz'in telbiyesinin vaktiydi. Yani haccı olan bir adam bu vakitte telbiye getirir. Fesebete fi tasfihi hâzîl asar bu eserlerle bu eserlerin tasfihiyle sabit oldu ki enne vakta telbiye telbiyenin vakti ne vakıda kadardır? İlâ en yurma cemretül akabe. Cemretül akabe taşlanıncaya kadardır. Yevmen nehri bayram günü.
bayram günü Cemretül Akabe'ye taş atılıncaya kadar telbiye devam eder. Me'lum ya telbiyeli beklemeye ihrama girdiğini başlar. Başlangıcı ihrama girdiğini daha devam eder. Cemretül Akabe'ye taş atıncaya kadar devam eder. Son nihayet vakti de bu. Fe'in kâle kâilun bir adam etiraz etsedi. Seki fakat rüviyen ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Hilâf-ı mâ sahâhtum. Sizin tesih etmiş olduğunuz faydıkların hilâfı sabit oldu. Ne üzerine tesih eylediniz? Aleyhi şu mâna üzerine. Bir mânaya. Sizin tesih etmiş olduğunuz mânanın hükmün hilâfına sabit oldu. Neyi tesih eylediniz? Hâdîl hasâb. Siz bu eserleri getirdiniz. Dediniz ki Peygamber Efendimiz lebbeyk okudu, tekbir-i tehlil okudu. Cemretül Akabe'ye kadar lebbeyk okunabilir diye böyle tasih ettiniz ve bu hükmü çıkardınız. Halbuki Resulullah Efendimiz'in eshabında bunun hilafı rivayet edildi diye itiraz etse, dese ve zekere zikreylese neyi? Maşul bir hadisi ki haddesen ibn Ebi Davud, İbn Ebi Davud bize rivayet eyledi. Kale haddesen ibn Ebi Meryem. قال أخبرنا موسى بن يعقوب أن مسعد بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حضرت عمر كان يهل يوم عرفة عرفة جني لا إله إلا الله أقردي حتى يروح عرفة ورنجي أكدر يبون ذلك ندي لا إله إلا الله أقردي başka bir şey okunmazdı başka bir şey okunmazdı diye rivayeti yok. Şimdi bu rivayet ediyor ki, la ilahe illallah okurdu. Ama başka bir şey, okur muydu, okumaz mıydı müskütüne? Bu delil olmaz bu hadis. Delil getirmiş ama delil değil. Haddesene Yunus, kâle akberen emr-i vehbine, ne maliken haddesev an Abdirrahman ibn-i Kasim, an ebihen, Aişete radıyallahu anha. Hazreti Aişe'den rivayet eyledi ki, enneha kânet tesrükü terbiye. Hazreti Aişe, lebbeyke Allahümme lebbeyke demeyi terk ederdi, izâ râhet ile mevkif. Arafat'a gitti mi artık daha tedbiye getirmesi. Bunda bunu Hazreti Ayşe'den Hazreti Ayşe'nin fiiliyle rivayet ediyor yani ispat ediyor ki mevkifte Arafat'ta lebbeyk okunmaz. Böyle diye bu şekilde itiraz etse feminel hücceti aleyhi onların aleyhine hüccettendir. Lehvin mekaletül ukura lebbeyk okunur diyenlerin lehine bunların aleyhine uğradığı hüccettendir ki أن القاسم قاسم بن محمد لم يخبر في حديثه حديث لا خبر برمدي الذي رويناه عن بشتشن برواته لديك عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن عزة عاشة برواته لديك موقف لبيك وكمز جديد بحديثة أن عاشة عزة عاشة برواته بحديثة خبر برمدي رضي الله عنه أنها قالت عزة عاشة لديك إن التلبية تنقطع telbiye kesilir, kabre lukufi barafa arafaya lukuftan evvel kesilir diye böyle bir şey demedi. Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anha mevkufe gitti mi telbiyeyi terk ederdi. Fakat telbiyenin müddeti bitti, buraya kadardır, bundan sonra telbiye okunmaz diye bir haber yok. Ve innemâ akberen fiâlâ Hazreti Ayşe'nin fiâlından haber verdi ki Hazreti Ayşe mevkufe vardı mı telbiye okumazdı. Fekâle buyurdu ki kâne tetrükü telbiye telbiyeyi terk ederdi. Zara hatilel mevkif. Arafat'a mevkife var gibi telbiyeyi terk ederdi. Bu ne dedi haberimizde? Yoksa telbiyenin vakti buraya kadardı. Bundan sonra telbiye okunmaz diye bir rivayet yok. Fakat yetiyordu. Caiz olurken tekvune kâne tefali zalik. Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anha lebbeyk okumasını terk ederdi. La ala anne vakti telbiyeti şu şey. Fakat yetiyordu. Caiz olur ki أن تكون كانت تفعل ذلك. Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anha bunu böyle yapardı. Yani mevkife vardı mı telbiyeyi terk ederdi. Ne için? La ala anna vakti telbiyeti kadın kata. Şunun için değil ki telbiyenin vakti bitti, kesildi. Bundan sonra telbiye okunmaz. Bunun için yapmazdı. Ve lakin de enneha şunun için yapardı ki tâhuzu fî mâ sivâhâ mine zikri. Zikirlerden başkalarını okumaya başlardı. Minet tekbiri ve tehlili, tekbiru tehlilden başkalarını okumaya başlardı. Kemaleha en tef'ale zalike. Neteki Hazreti Ayşe'ye caiz idiken tef'ale zalik o zikirleri, o tekbiri tehlili okuya. Kable yevme arafate ise. Arafa gününden evvel okuması ona caiz idi. Tekbiru tehlil, lebbeyk,
hepsi okuması caiz idi. Arafat'ta da tekbir-i tehlilleri hepsi de caiz idi. Fakat Arafat'a vardı, tekbir-i tehlille meşgul oldu. Yoksa o ne demek istemedi ki? Burada lebbeyk okunmaz. O manaya değil. وَلَا يَكُونْ ذَٰلِكَ دَلِيلًا Bu delil olmaz. أَلَمْ تِتَعِدْ تَلْبِيَةِ Telbiyenin kesileceğine ve hurucu vaktaha, vaktinin çıktığına delalet etmez. Bunda delalet yok ki artık Arafat'a vardınız mı telbiye okumayınız, vakti bitmiştir. Bu delalet yok. وَكَذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ الزُّبَيْرِ Abdullah ibn-i Zübeyr'in rivayet etmiş olduğu da böylecedir. En Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den Fizalik bu mesele hakkında Eyle Hazreti Aişe'nin gibi ve bu da nedir? Misluha da bunun gibidir. Yani Abdullah ibn-i Zübeyr de tekbir-i tehlil okurdu. Lebbeyk okunmayı nefih etmezdi. Lebbeyk okunmaz demezdi. Nitekim bunu şimdi izah ediyor. Fakat haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Yezid ibn-i Harun kâle akberena Muhammed ibn-i İshak an Abdirrahman ibn-i Esved kâle hacestü mâl Esved. Abdurrahman diyor ki babam Esved'in lehayıyla hac ettim. Felemma kâne yevme Arafat'a vaktaki Arafa günü oldu. Ve hatabe ibn-i Zübeyir ve Arafa. Abdullah ibn-i Zübeyir de Arafa'da hutbe okudu. Felemma lem yesmâhu vaktaki Esved işitmedi. Bu Abdullah ibn-i Zübeyir. Abdullah ibn-i Zübeyir'i işitmedi. Ne işitmedi? Mülebbi, lebbeyk okur olduğunu işitmedi. Baktı ilk hutbede hiç lebbeyk yok. Lebbeyk okumuyor. Sa'ide ileyhil Esved. Esved minbere çıktı. Onun yanına fekale ona dedi ki ma yemne'uke en tülebbiye. Lebbeyk okumadan seni men eden şey nedir? Niye lebbeyk demiyorsun? Sebebi ne? Fekale Abdullah ibn-i Zübeyir dedi ki eve yulebbir racülü bir adam telbiye okur mu? İse kânesi misli mekâmi hâdâ. Benim bu makamımın mislinde. Mekâmi kedimiş ama mekâmi doğrusu. Yani buraya gelmiş, Arafat'a çıkmış. Arafat'ta telbiye okunur mu? Dedi. Kâle l-Esved. Esved'in nehay buyurdular ki neyem okunur. Semiyet Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer işittim. Yulebbi lebbeyk okurdu ki misli mekâmi kehâdâ. Senin şu makamında. Gene hutbede lebbeyk okurdu. Sümme lem yezel yulebbi. Ondan sonra Hazreti Ömer burada okuduğu gibi sümme lem yezel yulebbi telbiye devam ederdi. Hatta sadara be'iruhu anil mevkif. Mevkiften devesi sudur edip hareket edinceye kadar da lebbeyk okurdu. Kale Ravi Abdurrahman bin Esved diyor ki felebba ibn-i Zübeyir felebba telbiye okudu ibn-i Zübeyir. İbn-i Zübeyir de ondan sonra telbiye okumaya başladı. Diğer bir hadis-i şerifte haddesena İbrahim ibn-i Merzukal haddesena Sa'id ibn-i Amir en Sakhr ibn-i Cüveyriye en Abdurrahman ibn-i Esved kâle semiyat ibn-i Zübeyir yaktubu yevm harafa. Abdurrahman ibn-i Esved diyor ki ibn-i Zübeyir kutbu okudu Arafa günü. Eşittin fekale dedi ki inne hâzâ yevmü tesbihim ve tekbirim ve tehlil. Bu Arafa günü tesbih, tekbir, tehlil günüdür. Fesebbihû ve kebbirû. Tesbih okuyun. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Böyle tesbihler okuyun. Fecedde ileyye. Bir rivayette de fecaedi. Fecedde sürat etti ileyye bana. Yahut da fecaedi babam geldi. Yani lesvede. Esved'in nehayı kastediyor. Ne olduğu halde geldi? Yuharrişün nâse, nâsi tehriş eder olduğu halde. Yani aralarını yararak geliyor. Yararak geliyor. Hatta Sa'ide ileyhi. Hatta Abdullah ibn-i Zübeyir'in yanına çıktı. Ve hu alel minber. O da minberdeydi. Fekale buyurdu ki, Eşhedü ala Ömer radıyallahu anh. Ben Hazreti Ömer'e şehadet ederim ki, اَنَّهُ لَبَّ عَلَى الْمِنْبَرِ Bu minber üzerinde lebbeyk okudu. Fihazeliyem bugün, Arafa günü. فَقَالَ ابْنُ زُبَيْرِ Abdullah ibn-i Zübeyir de onun üzerine dedi. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ dedi. اَفَلَا تُرَى Görmez misin ki اَنَّ الْاَسْوَدَ اَسْوَدْ لَمَّا اَخْبَرَ ابْنَ زُبَيْرِ Vaktaki Abdullah ibn-i Zübeyir'e haber verdi. Neyi? بِتَلْبِيَةِ وَمَرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'in telbiyesini haber verdi. فِي مِسْلِ يَوْمِهِ ذَالِكَ İşte bugün de yani Arafat gününde böyle Hazreti Ömer'in tebliğ getirdiğini haber verdi. قَبِلَ ذَٰلِكَ مِنْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ Zübeyir
Esved'den bunu kabul eyledi ve ahazedihi, bunu da aldı. Aldı yani o da bir bey getirmeye başladı. Felebba, o da tedbiye eyledi. Ve lem yekullehu İbn-i Zübeyr, İbn-i Zübeyr ona demedi ki inni kad reyitü Ömer'e radıyallahu anhü la yüledbi fâzeliyor. Ben Ömer'i gördüm, bugün tedbiye okumaktı demedi. Esved'in irşadı üzerine bunu kabul eyledi. Hada ma kad revahu Amir ibn-i Abdillah an ebihi an Ömer'e radıyallahu anhü. Amir ibn-i Abdullah'ın babasından, o da Hazreti Ömer'den rivayet eylediği gibi Ömer bugün tedbiye okumaktı demedi. وَلَاكِنَّ اَبْنَ الزُّبَيْرِ لَكِنْ اِبْنِ الزُّبَيْرِ اِنَّمَا حَضَرَ مِنْ عُمَرَ Hazreti Ömer'den hazır olduğu neyi? Terk et telbiyeti, telbiyenin terkini yemeği o günü. O günü onun telbiye getirdiğini göremedi. Baktı ki telbiyeyi okumuyor, ona hazır oldu. وَلَمْ يُخْبِرْهُ عَمَرُ Ömer de ona haber vermedi ki اَنْ لِذَٰلِكَ تَرْكُ بُ تَرْكُ اِنَّمَا كَانَ مِنْهُ Ondan oldu Hazreti Ömer bile bir şey okumadı. Ne için? Bir hurucu vakti terbiye, bir terbiye vakti çıktı da onun için oldu. Böyle bir haber de yok. Fekâne zâlik bu oldu. Ende bin Zübeyir, Abdullah ibn Zübeyir endinde oldu. Bir hurucu vakti terbiye. Terbiyenin vaktinin çıktığı için Hazreti Ömer terbiye etmiyor diye böyle zemmeylemişti. O böyle bilmişti. Felemmâ akhberehu l-Esved vakteki Esved haber verdi. Yani Ömer'e, Hazreti Ömer'den radıyallahu anh de ennehu lebbâ yevmeyizim bu Arafa'da telbiye ettiğini haber verdi. Alime bin Zübeyir, İbn Zübeyir bildi ki enne zâlikel vaktellezi o bir vakit ki lem yekine Ömer'u radıyallahu anh lebbâ fihi Hazreti Ömer'in telbiye okumadığı o vakit vaktin bir telbiyeti yine telbiyenin vaktidir. Ve enne zâlikel terkellezi kâne min Ömer Hazreti Ömer'den olan bu tekse اِنَّمَا كَانَ لِغَيْرُ فُرُوتِ وَقْتِ تَلْبِيَ Telbiye vaktinin furuti için değil de başka bir şey için oldu. فَتَوَهَمَ اِبْنِ الزُّبَيْرِ İbn-i Zübeyr vehmetti هُوَ وَاَنَّهُ لِخُرُوتِ وَقْتِ تَلْبِيَ Vehmetti ki o lebbeyk okunmaması telbiye vakti çekti de bunun içindir. Öyle vehmetti. وَلَيْسَ كَذَلِكَ Ondan sonra anladı ki bu vehm de böyle değildir. فَلَبَّا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ Hakikati öğrendikten sonra لبيك أخذي ورآك يقولك أن ما أخبره به يندسنا خبر بردان شيء أن ما أرد شيء أخبره وأن خبر بردي به عزت عمرين لبيك أخذوني كم خبر بردي على السود والسود عن عمر عمر دل من تلبيته عزت عمرين تلبية وقمصنك خبر بردي بو أولادها أولادر مما رآه كندي görüşün der. O kendi görüşüyle neden? Mimmâre âhûhû ve kendisi gövri minhû fî terk-i telbiye. Telbiyenin terkinde kendisinin fikrinden daha evladı. Böyle gördü ve telbiye eylemeye başladı. Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle haddesena Yezid ibn-i Harun kâle akberena İsmail ibn-i Ebi Halif en vebere kâle Sa'id el-Esved ibn-i Yezid ile ibn-i Zübeyr Esved ibn-i Yezid Zübeyr'in yanına çıktı var. Ve alel minberi yevme arafa, o da Arafa günü minber üzerindeydi. Fesârrehu bir şeyin, ona gizli bir şey söyledi. Sümme nezele, sonra indi. Felemmâ nezele l-esvedi, felemmâ nezele noktan, o arada yazılacak. Felemmâ nezele l-esvedi, esved ki indi. Ve lebbebnü Zübeyr, İbn-i Zübeyr de lebbeyk okudu. O zannen nâs zannettiler ki ennel esvedi esved, emerehu bizarif. O öyledi ki lebbeyk oku dedi. Nasıl böyle zannetti? Halbuki emretmedi. Hazreti Ömer'in bugün de lebbeyk okuduğunu ona haber verdi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccâdun kâle, haddesena Hammâdun an Gâyt ibn-i Sâdîn, an İtâhîn Ali ibn-i Abbâsîn kâle. Abdullah ibn Abbas buyurdular ki, Semiyet Ömer ibn Hattab radıyallahu anh yülebbi gazâten müzdelife. Ömer ibn Hattab, Müzdelife'nin sabahı telbiye okuduğunu işittim ben. Müzdelife'den. Müzdelife'de gecelediler ya sabahleyin orada vakfe yaptılar. İşte orada lebbeyk okuduğunu işittim buyuruyor. Haddesene bin Merzuk kâle, haddesene Vahbun kâle, haddesene Şerbetü ve Nebi İshak en Abdirrahman ibn Yezid kâle küntü me Abdillah ve Arafa. Ben Abdullah bin Mesud'la Arafa'daydım. Felebbâ Abdullah, Abdullah telbiye okudu.
selam yezel Abdullah yülebbi Abdullah bin Mesud terbiyeye devam etti. Hatta rama cemretel akabe cemretel akabeyi taşıyıncaya kadar devam eyledi. Fekale racülün bir adam dedi ki men hazellezi yülebbi fi hazel mevzi. Bu mevzide bu terbiyeyi okuyan adam kim? Kale dedi ki vekale Abdullah buyurdu ki telbiyesinde şeyen bir şey dedi ma semeyesu min ahadın başka bir kimseden işitmedim onu. O da ney? Lebbeyke adedet turab. Lebbeykinde bunu da zeyledi ki bunu başkasından işitmedim. Lebbeyke Allahümme lebbeyke lebbeyke adedet turab buyurdu. Fesihadil asari işte bu eserlerde orucudur ki أن عمر رضي الله عنه حتى عمر كان يلبي قبل عرفة عرفة تلبية أكردي وهو على المنبر منبر üzerindeydi منبر üzerinde olduğu halde lebbeyk okurdu ve أن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده Hazreti Ömer'den sonra Abdullah bin Zübeyr de bunu okudu. Ne vakit? Lemma akhbarahu al-Esved vakti Esved haber verdi bihi onu an Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in lebbeyk okuduğunu haber verdi Abdullah bin Zübeyr de okudu. Ve lem yünkir zâlike ahadun hiçbir kimse bunu inkar eylemedi. Min ehlil afak, ehl-i afaktan dışarıdan gelen adamların hiçbirisi de bunu inkar eylemedi. Fezâlike bu icma'un ve hüccetin icma ve hüccettir. Ve hâzâ Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın kaç fe'alı işte Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de bu da bunu yaptı. Ta cemretül akabeyi taşlayın diye kadar lebbeyk okudu. Fesebete bi fi'li men zekerna bizim zikrettiğimiz adamların işlemesiyle sabit oldu. Abdullah bin Mesud, Ömer bin Hattab, Abdullah bin Zübeyr bunların işlemesiyle sabit oldu. Ne için? Bimuvafakatihim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar muvafakat ettikleri için kime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e fi aleyhi zalik bunu yaptığında lebbeyk Peygamber Efendimiz okuduğundan bunların da yapmaları buna muvafık oldu, buna muvafakat için böyle yaptılar. İşte bununla sabit oldu ki enne telbiyete telbiye fil haccı hacze la tengatiu kesilmez hatta turma cemratul akabe cemratul akabe taşlanıncaya kadar kesilmez. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu üç imamın kavli de budur. Bir adam ihrama girdi mi hac niyetiyle lebbeyk okumaya başlar. Ta Arafat'a çıkar. Müzdelife iner. Lebbeykine devam eder. Cemretül Akabe'yi taşladı mı lebbeyki keser. Son vakti de budur. Bu işte bu üç bizim imamların üçünün de ittifakıyla kavli budur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.